Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere freze tezgahında döner tablada dairesel delik delme, açısal delik delme olayını anlatacağım. Yaptığımız planşımız 6 delik deldik. Planşımızı biraz sonra evet. Ne yapacağız? Monte edeceğiz. Şimdi bu delikleri nasıl deldik? Hesaplamanızı nasıl yaptık onu görelim. Evet, döner tablamızı görüyoruz. Döner tablamız ve frezemizi bağladık. Şu anda serbest konuda bağlı değil. Bağlanmasını, merkezlenmesini anlatacağız şimdi. Döner tablamız 360 dereceden oluşuyor doğal olarak. Hem sıfırımız hem de 360 derecemiz. Burada çizgiler çakıştı. Çakışan çizgiler görüyoruz. 360 dereceyi birer derece arayla yapmışlar. 1 derece, 2 derece, 3 derece, 5 derece, 10 derece. 10 dereceye 1 yazmışlar. O şekilde bir sistem kullanmışlar. 11, 12, 13, 14, 15 şeklinde çalışma sistemimiz var. Derece kısmı bu şekilde devam ediyor. Dakika kısmını anlatalım. Evet, bu da bizim döner tavlamızın çevirme kolu. Bunun üzerinde de tambur var. Derece tambur diyelim. Döner tablamızın çevirme kolu 80 eşit parçadan oluşmuş. Bir tambur döndüğü zaman burada 80 çizgi 80 çizgiye bölünmüş. 80 bir tambur döndüğü zaman döner tablamız 4 derece hareket ediyor. 4 dereceyi 80 eşit parçaya böleceğiz. Evet, malumunuz 1 derece 60 dakika. Bir tam tur ise çevirme kolumuzun bir tam turu 4 derece. 4 kere 60. Bir tam turda 240 dakika var. 240 dakikayı 80 bölüntüye böldüğümüz zaman iki çizgi arası 3 dakika. Ya hassas bir şekilde ne yapabiliriz? Ayarlama yapabiliriz. Evet, döner tablamızı sıfırlıyoruz. Burası 0. 36'da 0'dı. Burasını da sıfırladık. İkisini aynı anda sıfırladık. Şimdi 15 derece 45 dakikayı gösterelim. Evet, 15 derece buradan ayarladık. 10 derece 11, 12, 14, 15 derece buradan. Dakikası da buradan. 2 çizgi arası 3 dakikaydı. 0'dan 7'ye 10 çizgi var. 5 çizgiden de buradan kaydırdık. 15 çizgi 15 kere 3 45. 15 derece 45 dakika. Bu şekilde ayarlamış olduk. 46 derece 40, 45, 46 derece geçmiş. 40, 46 derece 5 çizgi 15 dakika. 46 derece 15 dakika. Evet, 94 derece 90, 94 derece 30 dakika. 94 derece. Burada 10 çizgi var. 3 kere 10, 30. 94 derece 30 dakika. Evet, bu da elimizde bulunan büyük döner tablamız. Hem açılı hem de divizör bölüntülü, delikli ayna bölüntülü. İki taraftan da hesap yapabiliriz. Açılardan da yapabiliriz. Buradan da yapabiliriz. Evet, bunu kullanırken diğer şimdi de göstereceğiz. Bunun hesabını da şu şekilde yapıyoruz. Sonsuz vida karşılık dişlisi 90 diş olduğu için 90 bölü açılacak delik sayısı 90 bölü mesela 3 bölüntü yapacaksak 90 bölü 3 her seferinde 30 tam tur çevirdiğimiz zaman ne yapıyor? İstediğimiz şekilde ayar yapabiliyoruz. Veya daha önce yaptığımız programı kullanabilirsiniz. Linkin altında vardır. Videonun altına koyacağız. Karşılık dişlisi diş sayısını yazıyoruz. 90. Açacağımız delik sayısını yazıyoruz. 6 veya 3. 3 olursa evet. Bütün delikler de açılabilir. 30 tam tur. Her seferinde 30 tam tur. Çevresinde 7 delik bulunan bir delik delecek olursak, çevresinde delik bulunan 7 delik bulunanın çember üzerine veya malzeme üzerine delik delecek olursak burada delikli aynayı şu şekilde kullanabiliriz. Örneğin 49 delikli aynada 12 tam tur 42 aralık atlatırsak ne yapar? İstediğimiz delik sayısını elde edebiliriz.
Şimdi işimizin bağlanması için yapmamız gereken işlemleri anlatalım. Burada açılmış, buraya göre açılmış, bunun deliğine göre açılmış ve bunun aynamızın deliğine göre açılmış parçamız var. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Aynamıza getirip, aynayı da şu şekilde gösterelim. Bu da bunun içine girecek, tam ölçüsünde yapılmış. Evet, bu şekilde ne yapıyoruz? Döner tablamızı, mengenimizi merkezliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de bağlayacağımız küçük aynanın merkezleme pimi. Merkezleme pimi diyebiliriz buna. Merkezleme pimini gösterelim. Ne yapıyoruz? Deliğimizin arka delik ayna çapına göre, hem buraya göre, evet hem buraya göre, büyük küçük delik buraya göre ayarlandı. Büyük delik de buraya göre ayarlandı. Evet, daha sonra da ne yapıyoruz? Merkezliyoruz. Şimdi aynamız döner tablamızın üzerinde merkezlemiş oldu. Şimdi de aynamızın, frezemizin iç milimle merkezlenmesi lazım. Bu boştayken ne yapacağız? Bu ikisini birleştirip aynada sıkacağız. Aynamızı merkezlemeden önce aynamızı sabitlememiz gerekiyor. Döner tablaya sabitlememiz gerekiyor. Ayaklar ince olduğu için 5 mm kalınlığında özel sıvacından kesip altın kaynağı özellikle yaptığımız bağlama aparatıyla şimdi ne yapacağız? Aynamızı sabitleyeceğiz. Evet, gördüğümüz gibi aynamızı ne yaptık? Döner pintamızda sabitledik bağlama aparatlarıyla. Şimdi merkezleme işlemi yapacağız. Evet, şimdi döner tablamızı henüz tablaya sabitlemedik. Aynamızı sıkıyoruz. Pensimize bağladığımız 25'lik parçamızı ne yaptık? Aynayla yüksekliğini kavuşturduk ve sıktık. Şimdi tablamızı ileri geri yaparak bunun, evet, döndüğünü, hareket ettiğini görelim iyice. Bu işlemi yapmadan şalterimizi kapatmamız yok. Evet, bu işlemler şalter kapalı yapısını tehlikeli işler çünkü. Şimdi tablamızı ileri doğru iteceğiz. Yuvalara gelinceye kadar. Evet. Bir sıkıntı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Biz amacımız, evet, testere düşmüş. Evet. Gezer puntamızın bağlama ayakları yerine geldi. Burada tekrar söylediğim gibi hani şu döner tablamız boşta. Tabla yardımıyla ileri geri yapıp daha sonra bağlama yuvalarının yerine gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Bağlama yuvalarımız yerine geldikten sonra sabit puntayı, döner puntayı ne yapıyoruz? Sabitliyoruz. Buradan vidalarla sabitliyoruz. Daha sonra aynamızı açıp sabit geldikten sonra tabii. Evet, şimdi sabitledik ve aynamızı açıyoruz. Bağladığımız işi bırakıyoruz. Şu anda aynamız merkezde. Burayı sıfırlıyoruz. Tablamızı sıfırlıyoruz.
kaç milimetreye, merkezden kaç milimetre gideceksek çekiyoruz veya itiyoruz. Biz kendimize doğru çekeceğiz. Kesicimiz takalım şimdi. Evet, buradan tablamızın boşluğunu aldıktan sonra sıkılıyoruz. Burası önemli. Amacımız 105'lik aynanın aynadan sabitleme yapacak şekilde yine merkezi yol, dairesel olarak delik delmek. Şimdi işimizi bağlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tezgahımızı ayarladık. İş parçamız kesicimizin merkezinde duruyor. İleri veya geri alarak ne yapacağız? İstenilen çapta çapı bulup, istenilen merkezi bulduktan sonra dairesel olarak delik delmeye başlayacağız. Evet, burada karşısına flanş olduğu için, altı boş olduğu için kesici baskı yaptığı zaman parçaya inmesin diye arkasına, altına desteklemek için birkaç tane parça koyduk.